Merhabalar. Bu videoda masa tenisinde en temel kavramlardan backhand drive tekniğini anlatacağım. Backhand drive, raketimizin hareket alanının daha kısa olması nedeniyle forehand drive kadar güçlü değildir. Ancak buna karşın rakibimizden gelen toplar daha kolay kontrol edilip yönlendirilebilir. Şimdi ilk bölümde backhand drive tekniğinin temel açıklamasına değinelim. Birinci bölüm. Backhand drive. Masamızın sol tarafında duruyoruz. Duruşumuz forehand drive hazır pozisyondakine benzer olarak sol ayağımız düz doğrultuda ileriyi gösteriyor. Sağ ayağımız sol ayağımızın yarım ayak yani 10-15 santim gerisinde ve hafif çapraz yani ayaklarımız saat 12'yi 10 geçe pozisyonunda. Yüzümüz çapraz karşı köşeye bakıyor ve vücudumuz masaya 20-30 santim mesafede. Kolumuzu vücudumuzun önünde tutuyoruz. Alt kolumuz, bileğimiz, göbeğimiz hizasında ve vücudumuza çok yakın veya çok uzak olmayacak mesafede, aşağı yukarı bir yumruk mesafede, raket açımız yarı kapalı yani 45 derece açıda olmalı. Dirseğimiz, alt kolumuz, bileğimiz ve elimiz aynı düz doğrultuda olmalı. Şu şekilde olmalı. Top bize doğru gelirken kolumuzu ileriye doğru açıyoruz. Topa vuruş sırasında kolumuz, elimiz ve bileğimiz rahat olmalı. Bileğimizi hareket ettirmemeliyiz. Backhand drive'da enerji transferini vücudumuzu iki şekilde hareket ettirerek yaparız. Birincisi forehand drive'dekinin tersine sol bacaktan sağ bacağa doğru yaparız. Bunun gibi. Burada çok fazla hareket etmemeliyiz. Sadece vuruşu karşılayabilecek kadar hareket etmeliyiz. İkincisi yukarı aşağı hareket. Fakat şöyle çok fazla eğilip kalkmamalıyız. Sadece vuruşu karşılayabilecek kadar dirseğimizi alt kolumuzun geriye ve ileriye hareketini sağlayan pivot noktası yani alt kolumuzun dönüş destek noktası olarak kullanmalıyız. Şimdiki bölümde backhand drive tekniğini örnek videoda göstereceğim. İkinci bölüm. Backhand örnekleri. Vuruşumu kısa tutuyorum. Böylelikle daha hızlı bir şekilde topu geri gönderebiliyorum ve hazır pozisyonuma geri çekilip geçebiliyorum. Alt kolumu vücudumun sağ yan tarafını geçmeyecek kadar ileriye doğru açıyorum. Topa vuruş anında raket açım yaklaşık 60 derecede. Topa vurduktan sonra kolumu hemen geriye çekip bir sonraki topa hazır bekleme pozisyonuna geçiyorum. Böylelikle çok fazla enerjiye ihtiyaç hissetmeden vuruşlarımı yapıyorum. Şimdi çeşitli seviyedeki oyuncuların backhand drive tekniğini nasıl kullandıklarını örneklerle göreceğiz. Üçüncü bölüm. Diğer oyuncuların videoları. 5 yaşındaki Ying Lee'nin kolu ne kadar rahat ve vuruşları ne kadar yumuşak ve isabetli. Meksika'da tek erkeklerde ilk 3'te bulunan bir oyuncu olan 17 yaşındaki Pablo Castello vuruşlarında topun tam arkasında yer almakta. Yukarı aşağı çok inip kalkmamakta. Çin'deki Zhejiang eyaletinde şampiyon olmuş bir oyuncu olan 20 yaşındaki Fang Liang
Dion, görüldüğü gibi topun tam arkasına ayaklarıyla gidip vuruşunu yapıyor. Teşekkürler.